Tamam. Ha? Selamlar dostlar, nasılsınız? Umarım herkesin keyfi ve sağlığı yerindedir. Bir önceki videoyu izleyenler Montevideo'da gezdiğimizi hatırlayacaktır. Şimdi Montevideo'da bir tane pazar buldum, Merkado buldum. Bir de Uruguay Merkado'su görelim bakalım nasılmış. Burası Mercado del Puerto, yani liman pazarı. Bayağı restoranların, hediyelik eşya dükkanlarının olduğu güzel bir yer dediler. Birazcık tipik Mercado'lardan farklı. Baksanıza, of arkada nasıl ızgara yapıyorlar. Şöyle göstereyim, fena koktu ha, çok güzel koktu. Uruguay'da ne yiyebilirsiniz? Et yiyebilirsiniz. Dünya üzerindeki en fazla et tüketen ülkelerden bir tanesiymiş Uruguay. Buranın yerel yemeklerinin çoğu da etle yapılıyormuş. Zaten sığır eti tüketimi çok fazla. Sığır üretimi ve ticareti çok fazla. O yüzden et severlerin sevebileceği bir ülke Uruguay. Güzel bir merkadoymuş ama bizim bildiğimiz pazar şeyinde değil. Bayağı sadece restoranların olduğu bir merkado. Bir iki hediyelik eşya dükkanı gördüm. Baksanıza etlerin büyüklüğüne. Ya mesela şu parça eti Arjantin'de 3-4 dolara 5 dolara yiyorken burada 16-17 dolardan aşağı yiyemiyorsunuz maalesef. Bir de böyle turistik bir yer burası gördüğüm kadarıyla. Burada çok daha fazladır diye düşünüyorum. Abi bu ne ya? Sıfır restoran var. Burada abimiz mangalda pişiriyor. Restoranların dışında böyle hediyelik eşya dükkanları var. Ona bakacaktım da vazgeçtim, şuna bakacağım. Magnetler ne kadarmış? 220. 2 tanesi 400. 2 tanesi 10 dolar. Şöyle magnetler. Şöyle bir hediyelik eşya dükkanına girelim. Böyle anahtarlık var. Ondan sonra Uruguay atkısı var. Önceden atkı koleksiyonum vardı benim ha, var ya. Şöyle sırt çantalı gezgin olmasaydım, buradan direkt Türkiye'ye geçecek durumda olsaydım atkı alırdım buradan. Böyle araba plakaları var. Ondan sonra böyle reçeller vesaireler var. Şurada bir menü gördüm de fiyatını göstermek istiyorum sizlere. Abiye sordum şimdi. En güzel seçenek buymuş burada. Yani yiyebileceğiniz en geleneksel yiyecek bildiğiniz löp, sığır eti, dana eti 1095 peso. O da ne kadar yapıyor? Yaklaşık 28 dolar yapıyor. Yani şu tabakta gördüğünüz löp et. Yanında patates püresi ya da salata ya da patates kızartması veriyorlarmış. Bir tık pahalı, bir tık pahalı. Arjantin'de ortalamanın bir tık üstü restoranda 5 dolar ödemiştim. O tarz bir et için. Yanında yine patates püresi vardı ya da salata vesaire, ne istiyorsanız artık. Daha deminki dükkanda çok fazla müzik açtılar, o yüzden kaçtım oradan. Güzel tişörtmüş ha. Ama şöyle şeyleri sevmiyorum ya. Yapışkan gibi oluyor ya. Onu sevmiyorum ya. Aman. Çarpıyordum kıza. Ufacık bir yer burası. Bayağı küçük bir şeymiş. Merkadoymuş. Ve sadece restoranlar var. Vay. Güzelmiş bu bak. Şimdi evimin duvarında olmasını isterdim mesela bunun. Gayet güzelmiş. Ha, burada empanada var. Ne kadara satıyorlar empanadayı? Fiyat yazmıyor. 95 yazıyormuş. O da ne kadar? 2,5 dolar. Uruguay'da ilk defa empanada yiyeceğim. 95 peso yani 2,5 dolar dostlar tanesi. Bakalım tadına nasılmış. Bir sürü çeşit empanada var. Arjantin'de hem kızarmış vardı hem de şey vardı böyle fırında yapılmış vardı. Burada kızartılmış vardı. 4 çeşit peynirli aldım ben. Sadece peynirli istedim. 4 farklı peynirden yapılan empanadaları varmış. Onu deniyorum şimdi. Bakın da bayağı bol. Lezzetli. Sokaklar canlandı ya. Dayı nasıl oynuyor bak. Bahşişini vermeyi de unutmadı. Helal olsun dayıma be. Gördüm sokak müzisyeni. Bak buraya ablalar tezgah açmış. İkinci el bir şey satıyorlar sanırım. İkinci el kıyafet satıyorlar burada. Güzel şeyler var gibi. Burada yaşayan belli bir kesim Afrika kökenli insan var demiştim bir önceki videolarda. Onlar işte bu şekilde sokak gösterileri yaparak hayatlarını kazanıyorlar. Dansta ve müzikte çok iyiler Afrikalılar. Gerçekten çok iyiler. Gelenekleri de farklı olduğu için ilginç geliyor insana. Görmeyi istediğim yerlerden bir tanesi Afrika ama çok sonra. Vallahi müziği duyunca birazcık böyle enerjim yerine geldi ya. Biraz mallaşmıştım. Fena bir hava var. İnanılmaz bunaltıcı bir hava var. Yani var ya öyle bir nem var ki. Yani gölgelerde yürüyorum sürekli. Güneşin altında zaten geçtiğinizde mesela var ya böyle boncuk boncuk terlemeye başlıyorsunuz. Ama nem zaten mahvediyor insanı yani. Gölgede olsanız da mahvediyor insanı nem. Ara ara mesela böyle bir sürü kaldırım taşı koymuşlar, tamam mı? Böyle kare şeklinde. Bir tanesi böyle renkli farklı oluyor. Bak koca yerde bir burada var. Ve bir de şu ileride var bak. Koca kaldırım ya. 2 tane var sadece. Anlamadım bunun ne olduğunu, neden yaptıklarını. Menü del diyor. Günün menüsü. Asado dediği o löp et. Yanında işte patates püresi, patates kızartması veyahut da salatayla 380. Bak 3'te 1 fiyatı. Mercado'dakinin 3'te 1 fiyatı. Bu da 8-9 dolar civarı bir şey yapıyor. Yani bak mahalle arasında bir restoran. Burada bile 8-9 dolara karnınızı doyuruyorsunuz. Ya asgari ücretin aşağı yukarı 550 dolar olduğu, insanların birçoğunun asgari ücretten daha fazla para kazandığı bir ülkede bu fiyatlar sanırım normal. Ratatata. Her yerde grafiti. Bir şeye de benzemiyor ki. Buradaki parklarda elinizi yüzünüzü yıkayabileceğiniz böyle bir hayrat yok. Arjantin'de çok fazla vardı ama burada maalesef yok. İki sokak yürüdüm. Baksanıza çıt çıkmıyor ya. İnsan yok neredeyse. Vay arkadaş, 2 sokakta bu kadar değişir mi ya ses? Dökülüyor evler, dökülüyor. Üzerimize yıkılacak. Beklediğimden daha döküntü ve pis çıktı Montevideo. Onu söylemem gerekiyor. Biraz daha iyi halde olur diye beklemiştim. Ama maalesef öyle çıkmadı. Ülkeye geldiğimden beri gördüğüm hiçbir benzincide fiyat yoktu. İlk defa bunda var. Ne kadarmış? 57 peso, 65 peso, 75 peso, 78 peso. kalitesine göre değişiyor. Yani 1,5 dolarla 2,5 dolar arası benzin. Ha, bu benzinci de Disa'da. Birkaç farklı benzin firması daha gördüm, petrol şirketi daha gördüm. Onlar da hiç fiyat yazmıyordu. Böyle yanaştım baktım ama yoktu. Şuradan geçelim karşıya. Haritadan baktım, bir şey sarayı diyor ama tam olarak ne olduğunu anlamadım. Çevirmiyor da. Hükümet binası gibi bir şey. Ya da eski parlamento binası da olabilir, bilmiyorum. Güzel görünüyor ama bayağı. 4,5 kilometre yürüdüm. Farklı bir markete geldim dostlar. Merkado'ya geldim daha doğrusu. Ulan inşallah burası güzeldir ya. Hadi bakalım girelim içeri. Hayda. Hayda. Yani Merkalı'ydı burası ya. Haritada öyle gösteriyordu. Google'da öyle gösteriyordu. Bayağı bildiğim bizim sokak pazarı gibi bir yerdi ya. Burası sadece kapalı hali işte. Kapalı pazar. Vay arkadaş, burası da böyle garip bir Merkalı çıktı. Neyse, fiyatlara bakalım istiyorum ya. Ondan geldim buraya. Ispanak tanesi 39 pesoymuş. Yani 1 dolar ıspanağın tanesi. Elma ne kadar? 160 peso kilosu elmanın. 160 peso ne kadar yapıyor? Kilosu 4 dolar yapıyor. Yanlış yere girdim. Buraya alışveriş yapanlar giriyor. Şöyle ben uzaktan göstereceğim sizlere. Ya dur ya, gir. Ekvador muzu 99 peso yani 2,5 dolar. Burada 140 pesoya şey var. Yeşil elma var. 120 pesoya kırmızı elma var. Yani 2,5 dolardan biraz fazla. 3 dolar diyeyim direkt ya. Aynen 3 dolar diyeyim ama baksana bayağı mahvolmuş gibi yani. Portakal var, kilosu 60 peso 1,5 dolar. Çileğin kilosu ne kadar? 150 peso ne kadar yaptı? 4 dolar yaptı düz hesap. Kavunun kilosu 89 peso 2 dolar diyelim biz. Domates yazıyor mu, domates? Burada kırmızı biber var. Şu kırmızı biberin kilosu 49 peso yani 1 dolardan biraz fazla. Patlıcanın kilosu 59 peso. Kilosu 59 peso ne kadar yapıyor? 1,5 dolar diyelim. Domatesi görmüyorum. Ha, seboya diyor. Orada soğan var. Kilosu 30 peso yani 1 dolardan biraz az. Domatesi görmüyorum ya. Ha, tomate gözümün önünde yazıyormuş. 80 peso diyelim düz hesap 2 dolar. Gözümün önündeki şeyi görmüyorum ya. O kadar yürüyünce beynim döndü. Burada ufak domatesler var. Böyle çeri domatesten daha büyük. Biraz daha büyük. 130 peso yani 3 dolar. Burada şeftali var ama birazcık küçük. 69 peso. O da ne kadar yapıyor? 2 dolardan biraz fazla. Yok. 1,5 dolardan biraz fazla. Burada kırmızı erik var. 120 peso yani 3 dolar. Böyle devam ediyor. Şöyle girelim içeriye. Birazcık pırpır ediyor ekran ışıktan dolayı ama idare edin dostlar. Çevirebileceğim şeylere bakıyorum. Brokolinin 2 tanesi 90 peso. Yani 2 dolardan biraz fazla. Limonun kilosu 40 peso yani 1 dolar ama limon yok ortada. Heh, çeri domates burada 89 peso yani 2 dolardan biraz fazla. Fiyatlar bu şekilde. Şu arkada başka sebzeler var mı? Ha, patates varmış. Salatalığın kilosu 50 peso yani 1 dolardan biraz fazla. Patatesin kilosu 89 peso 2 dolardan biraz fazla. Burada zeytinyağları var bak. 11 dolar buradaki zeytinyağları. Burada da aşağı yukarı 10-11 dolar. Ama burada çarpı 2 oluyor. O da boyuttan kaynaklı olarak tabii ki. Bu daha büyük. Bu litreliktir, bu yarım litreliktir. Aynen öyle. Bu yarım litre, bu 1 litre. Ya bu Mercado'da kofti çıktı. Neyse ama fiyatları görmüş olduk. Yani bu videoda sizlere birazcık fiyat göstermek istedim. Burada bal var. Neyli? Portakal karışımlı bal. 138 peso yaptı. O da ne kadar yapıyor? 3 dolardan biraz fazla. 3,5 dolar diyeyim. Burada şaraplar var. 285 peso diyor. 7 dolar civarı yaptı. Burada da yaklaşık 10 dolarlık şaraplar var. 380 peso diyor. Et reyonu var. Ona bakalım bir de. Kız el salladı. Kıymanın kilosu 475. 12 dolar hemen hemen. Aynen 12 dolar. Burada asado var böyle yağlı yağlı. O da 475 peso. O da yaklaşık 12 dolar. Aynen. Burada löpet var. 15 dolar. 610 peso kilosu. Burada da böyle löpetler var. 550 O da yaklaşık 15 dolar civarı. Yani etin kilosu 15 dolar civarı. 10 dolara da et var bak şöyle. Yani hayvanın farklı yerleri tabii ki de farklı fiyatlandırma oluyor ama aşağı yukarı 9 ila 15 dolar arası benim gördüğüm etler. Tavuk ne kadarmış mesela? Çok fark yok ya tavukla et arasında. Hiç fark yok hatta. 485 diyor. 12 dolar. Bütünü mü acaba tavuğun? Onu anlamadım. O yazmıyor. Peynir ne kadar? 100 gramı 48 peso yani 1 dolar. Bunun da 100 gramı 58 peso 1,5 dolar. 100 gramı 60 peso 1,5 dolar. 100 gramı 1,5 dolar. Burada yumurtalar var. Altılı yumurta 105 peso. O da ne kadar yapıyor? 2,5 dolar. Bazılarınız bize ne fiyatlardan, Uruguay'daki fiyatlar bizi ne ilgilendiriyor diyecek ama bazı insanlar da fiyat videolarını seviyor. O yüzden ben de göstermeye çalışıyorum yani. Böyle bir Mercado. Bir de şöyle süpermarket var içeride, Tata diye. Buradaki en büyük süpermarket zinciri olsa gerek Tata. Benim şu ana kadar gördüğüm. Baksanıza tertemiz, kaos yok, her şey düzenli. Yani o alışılagelmiş Latin Amerika Mercado kültüründen bayağı bir farklı. Ben şahsen kaosçuyum. Öyle düzenli yerleri pek sevmiyorum gezerken. Yani alışveriş yaparken tabii ki de daha tertipli, düzenli oluyor. Daha kolay alışveriş yapıyorsunuz. Ne bileyim belki hijyen daha fazladır. Onlar ayrı mevzular. Burada da balıklar var. 400 peso olarak görüyorum. Burada somon var. Oha 1200 peso kilosu somonun. 40 dolar mı yapıyor 1200 peso? Ben mi yanlış hesaplıyorum? 30 dolar özür dilerim. 30 dolar. Somonun kilosu 30 dolar. Burada yemek yiyebileceğiniz bir alan var. Böyle bir merkadoymuş burası. Lan 4,5 kilometre yürüdüm. Acayip yoruldum ya. Mahvoldum yemin ediyorum. Nem bitirdi beni. Sırılsıklamım. 2 gündür üstümde kalıyor ter. Ufak ufak böyle birazcık şey hissediyorum. Hasta gibi hissediyorum kendimi. Umarım toparlayabilirim hızlıdan. Dostlar şimdi otobüse bindim. Nakit ödeyebiliyorsunuz otobüslerde. 52 peso. Yani 1 dolardan biraz fazla. Şöyle bir bilet veriyor size şoför. Bununla yolculuk yapıyorsunuz. Bu yanımdaki abiye şeyi sordum. Bilet fiyatını sordum. Bana diyor ki 500 peso diyor. Dedim 500 peso çok büyük para yapıyor abi, yeme beni. Gülüyor o da. Ya gel dedi. Benim bir yer söyledim ona. Bir yere gitmeye çalışıyorum şu an. Benim bineceğim otobüse bineceksin dedi. Aktarma yapman gerekiyor bir yerde dedi. 52 peso daha ödemem gerekiyor yani aktarmada. 500 peso deyince ikimiz de bir güldük. Güzel bir yere geldik. Sahil kesimine doğru yürüyordum otobüsten indikten sonra. Böyle bir panayır buldum. Bak bu sefer hatırladım panayırı. Dur şuradan girelim de. Tezgahları kaldırıyorlar ama ya. Ne var ne yok bakalım diyecektim. Şansa kaldırıyorlar. Öyle el yapımı hediyelik şeyler satıyorlar. El yapımı olmayan şeyler de vardır. Bakmayın siz, benim ağzım alıştı her şey el yapımı diyorum. Burası bayağı canlıymış. Oo, çok fena kokuyor şunlar. Feci kokuyorlar. Bak bak bak, sese bak. Bunu indireceğim böyle, sağlı sollu döveceğim. Nefret ediyorum şöyle seslerden ya. Bizim evin dibinden de böyle gecenin bir yarısı geçiyorlar da bağırtıra bağırtıra arabayı motoru. Hasta mı var, bebek mi var? Gecenin bir köründe ne zevk alıyorsunuz ya? Sevmiyorum, sevmiyorum. Gereğinden fazla gürültüyü sevmiyorum. Burası Pocito isminde bir semt. Ne demek Pocitos? Azıcık demek. Belki küçücük anlamına da geliyordur. Çok emin değilim ondan. Ama azıcık. Mesela İspanyolca biliyor musun diye soruyorlar bana. Pocito diyorum, azıcık diyorum. Burası biraz daha pahalı bir semt diğer yerlere nazaran. Bir tık daha pahalı. Daha derli toplu, düzgün, temiz. Bu tarz böyle apartmanlar da var. Bunun dışında müstakil evler de var. Şurada göreceğiniz gibi. Ama orası bir ev olmayabilir. Bir iş yeri gibi bir yer de olabilir ama eve de benziyor bir yandan. Alsancak'ı anımsattı biraz bana. Şimdi karşıda denizi de görünce Alsancak geldi aklıma. Burada benzinlik var ama fiyat yok. Yazmamışlar fiyat. Semte gelen otobüs 522'ymiş. Pocitos. Hola. Yo? Si. Sorry? Yes, si. Si. Hi everyone. From Turkey. Okay. Where are you from? Uruguay. Here. Uruguay here? Yes. Ah, nice. You like it here? Uruguay? Yes. Yes, of course. I've been Sacramento, Colonial del Sacramento, and here. Okay. And do you have any suggestion after here? Punta del Diablo. Punta del Diablo? Okay. Y Punta del Este. Punta del Este. Yes. Other? We live in Pando, but it's Pando. It's a town. It's really like quiet place. Quiet place. But now in the January, in summer, it's really popular. Popular. Yes. Why? Because yes, it's, I don't know. Is it cost? Yes. Ah, okay, that's why. And Punta del Este is the same. In the summer, everything is with a lot of people. Okay, okay, it's good. Who is your? What is my channel? Yes. My name Burak Durgun. Yeah. I can write. Yes, please. And you are here alone? Yes. Or with someone? Yes, alone. Good luck. Thank you so much. Good luck. Bye bye. Bye. Ciao. Tatlı çocuklardı. Şeyi sordum da anlamadı. Buralı mı gözüküyorum dedim. Çünkü buralı mısın diye sanırım öyle bir şey söyledi başta. Ben yanlış anlamadıysam videoyu tekrardan izleyeceğim bakayım. O kısmı çok anlayamadım. Başka bir şey düşünüyordum. Buralı sanmış olabilir. Belki benziyorumdur ya Arjantinliye. Brezilyalı sanıyorlar genelde beni. Birazcık saçlarım uzadığında, yani şu şekil olduğunda Brezilyalı zannediyorlar ama sakal tabi biraz daha kısa olduğu zaman. Gerçi o böyle de Brezilyalı sandılar ya. Evet. Arjantin'de arkadaşımın yanındayken böyle video çekiyordum. Şey demişler, beni duyan bir grup böyle teyze, "Aa, Brezilyalı demiş. O zaman da sakallarım uzundu. Teyzem be, yılan gibi kullanıyor vallahi. Teyzeler hızlı ve öfkeli bugün. Oh be, sonunda sahile geldik. Yürü. Aa, denize giren var. Tamam ya, tam kordon boyu burası. Burası internette şöyle yazıyordu. Montevideo'nun en lüks, en pahalı yerlerinden birisi. Yani sahil kesme her zaman tabii ki öyle olur. Ta böyle ileriye doğru uzanıyor. Güzelmiş lan sahil kesme. Tam güzel zamanda geldik bir de. Gün batımına yakın bir zamanda geldik. Şöyle dalalım şuradan sahile. Allah, sıfata bak ya, sosis. Sosis ya. Oğlum gel bari, iki sevdir kendini. Koştun geldin, gidiyorsun yanımızdan. Yanımda mayo olsa direkt girerim suya, ya da havlu olsa bile direkt donla girerim yani. O moddayım şu an. Abimiz matesini almış, takılıyor sahilde. Oğlum dövüşmeyin lan, dövüşmeden oynayın. Aa, Brezilya'da kadınlar erkekler hiç fark etmiyor. Ne top oynuyorlar ya. Ne güzel top oynuyorlar Brezilyalılar. Yemin ediyorum doğal yetenek. Şu olmaması lazım işte yani. Burada bizi sövdürmeyin kendinize ya. Can kurtaran da var burada. Karşıda 4 tane şey görüyorum. Yük gemisi görüyorum. Şehrin niye boş olduğunu şimdi anladım. Bütün herkes burada. Büyük ihtimalle gündüz daha da kalabalıktı. Çünkü hava güzel ya. Sıcak bir de. O yüzden insanlar denize giriyordur. Akşama doğru da matesini alan sahile gelmiş. Sahile gelmek iyi geldi birazcık ya. Deniz havası iyi geldi. Hafiften bir de bir esinti var. Tatlı tatlı esiyor. Birazcık kendime getirdi beni. Çünkü öğleden beri böyle sıtmalanıyor gibiyim. Belli hastalanacağım yani, vücut bir yerde şey yapıyor böyle. Hadi bakalım Burak, birkaç gün hastasın diyor yani. Yolculukların kaçınılmaz şeyidir bu. Olmazsa olmazıdır. Öğlenden beri öyle hissediyorum. Böyle 1-2 gün yatıracakmış gibi hissediyorum. Umarım yatırmaz. Böyle bir ara ayaklarım titredi, soğuk terler attı, midem bulandı filan. Ara ara toparlıyorum, tekrar bir vuruyor. Toparlıyorum, tekrar vuruyor. Bakalım, umarım bu gece uykumu güzel alırım ve sabaha dinç bir şekilde kalkarım. Hiç beni yatırmaması lazım çünkü yolculuğuma devam etmem gerekiyor. Yolculuğuma devam etmem gerekiyor. Bu sahile gidiyor, buradan geçmeyelim. Şuradan şöyle devam edelim. O yüzden buraya kadar acaba yürüyebilir miyim, yürüyemez miyim, hostele mi dönsem, dinlensem, video sonra mı devam etsem diye çok düşündüm. Sahil birazcık iyi geldi ama yine de böyle mükemmel değilim, anladın mı? Yani yatak istiyor canım. Gideyim yatayım istiyorum. Şöyle birazcık gençlerin arasına dalıp biraz daha sahilde yürüyüp gidip yatacağım hemen. Bir şey yiyesim de yok çünkü. Hiç canım bir şey de istemiyor, aç da değilim. Şuradan atlasam olur mu ya? Aynen şuradan atlayalım. Hoppa. Voleybol oynuyorlar orada. Bazen şey oluyor bir de ya. Sürekli yer değiştirdiğim, hareket ettiğim için hissetmiyorum. 2-3 gün bir yerde duruyorum, tamam mı? Böyle dinleneyim diyorum. O ara hasta oluyorum. Buenos Aires'te birkaç gün böyle kaldım. Gerçi orada da çok dinlenemedim ama durduğum için, bir şey yapmadığım için, o yüzden vücut sinyal vermiş olabilir. O da Uruguay'a sarktı tabi. Dikkat etmekte fayda var gezerken. Yani beslenmeye dikkat edeceksin, uyku düzenine dikkat edeceksin. Vücudun sinyal verdi mi dinleneceksin, yeri geldiğinde dinleneceksin. Tapagaz gezeyim, yıllarca gezeyim yok, arada dinlenme. O yüzden mesela videolar bir hafta geriden gelse, 10 gün geriden gelse sizin için çok bir kayıp olmaz ama benim için inanılmaz bir kazanç oluyor. Tut ki hasta oldum mesela, 5 gün bir yerde durup dinlenebiliyorum, uyuyabiliyorum, anladın mı? Toparlayabiliyorum. O arada da işte vücudum izin verdikçe video editlemeye devam ediyorum. Sizler de videosuz kalmıyorsunuz. Böyle düşünün bir de yani. Ben bugün çektiğim videoyu yarın yayınlasam, bir hasta olsam, bir 10 gün yatsam geçmiş olsun. Kanal da güme gider. Siz de video nerede diye söylenirsiniz. Doğal olarak birazcık tolere edilebilecek bir durum diye düşünüyorum. Güneşin son kırıntıları kaldı burada. Ben de oraya doğru yürüyeceğim. Ondan sonra şuradan caddeye çıkacağım. Hostelim buradan 2,5 kilometre uzaklıkta. Gideceğim ve dinleneceğim. Hiçbir şey yiyesim de yok. Midem bulanıyor biraz. Bayağı çadır kurmuşlar buraya. Çocuklu bir ailedir kesin. Aynen. Ablanın kucağında çocuk. Ne yaptınız birader? Bu videoluk bu kadar olsun dostlar. Böyle sahilde bitireyim videoyu. Umarım keyif aldınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda ben de nerede olacağım bilmiyorum. Belki başka bir yere geçerim. Belki Uruguay'da seyahatime devam ederim. Kafamda bir şey var. Buranın pahalılığı beni birazcık zorluyor açıkçası. Ve zaman olarak da biraz kısıtlı zamanım vardı Uruguay'da. Bakacağım, bir plan yapacağım. Kendinize iyi bakın. Bir beğeni, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Abone olursanız çok sevinirim. Bildirimleri açmayı da unutmayın lütfen. Adios amigos diyorum. Ciao. En çok sen eğleniyorsun lan. Vallahi bak, en çok sen eğleniyorsun. Aslanım benim. Bir de sen eğleniyorsun. Dina sonra kum banyosu yaptırdı. O sahne kurdukları yer inşallah benim hostelin önü değildir. Bayağı düğün gibi sahne kurmuşlar oraya ya. Hayda. Hayda. Canlı müzik yapıyorlar bir de. Tüh. Hadi buyurun. Hadi gel de uyu bu gece. Şansıma tüküreyim ya. Benim hostelin tam önü. Benim hostelin tam önü. Ulan... Şurası benim hostel bak, penceresi yattığım odanın. Açık pencere. Sıçtık. Bu gece uyku yok. Ulan ayakta zor duruyorum ya. Vay arkadaş ya. Şansıma tüküreyim. Böyle enerjimin olduğu zaman da olmaz ki böyle şeyler. Vay arkadaş ya. Abi mahalleye sahne kurmak ne ya? Mahalleye sahne kurmak ne ya? Şuradan hostel. Aa, bu köşe hostel benim. Arkadaş 3 sokak ötede park var. Devasa gibi park var. Şehrin her köşesi park. Çuvala mı girdi parklar? Allah kahretsin ya. Şu an bakmayın güldüğüme, ayakta zor duruyorum. Yoksa gelir eğlenirdim burada. Uyumam lazım yani. Hastayım. Oy oy. Odaya gelen gürültüye bakın. Ha, burası benim pencere, orası da sahne. Ya şansa bak ya, yemin ediyorum. Enerjim olsa aşağıdaydım ha şu an. Çantayı bırakmıştım, buraya aşağıdaydım yani. Şansa bak. Bu odada kalıyorum bu arada, böyle göstereyim. 3 tane Fransız çocuk vardı, onlar ayrıldı. Şunun sağlamlığına baksanıza. Karambole uyuyoruz yemin ediyorum ya.